Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar din kültür ve ahlak bilgisi dersimizle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 1. dönem 2. sınav sorularımızla ilgili senaryoların çözümlerini yapacağız. 1. senaryo ile başlıyoruz. Hazreti Ömer bir gün Hazreti Peygamber'e vahiy geldiğini, vahyin gelişi tamamlandıktan sonra onun bir müddet bekleyip kendisine o an gelen ayetleri aktardığını ifade eder. Bu cümledeki altı çizili bölümde peygamberlerin görevlerinden hangisine değinilmiştir? Bu görevi kısaca açıklayınız. Aktardı dediği için peygamberlerin tebliğ görevinden bahseder. Tebliğ ilahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelir. Peygamberler Allah tarafından kendilerine verilen görevin gereğini en güzel şekilde yaparlar. Peygamberler tebliğ görevini yaparken ilahi mesajlara ne bir ekleme yaparlar ne de bunlardan bir çıkartma ya da eksiltme ya da gizleme. Bunları yapmazlar. Onlar ne pahasına olursa olsun hiç korkmadan, çekinmeden ilahi emir ve yasakları insanlara Cebrail'in getirdiği şekilde anlatırlar. Buna da tebliğ denir. İkinci sorumuz. İslam inancına göre bazı peygamberlere kitaplar verilmiştir. Bu kitaplardan üçünün adını ve kendilerine verilen kitapları yazınız şeklinde. Buraya dördünü de yazdık. Sizler buradan üçünü yazabilirsiniz. Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a, İncil Hazreti İsa'ya ve son kitap Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen ilahi kitaplardır. Dört tanedir. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Bu ayetin namazın önemi bakımından açıklayınız. Tarih boyunca gönderilen bütün peygamberler ne yaptılar? Yüce Allah'a kulluk etmeye ümmetlerini çağırdılar. Peygamberler sadece Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini belirttiler. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir varlığın olmadığını açıkladılar. Rabbimize karşı yerine getirmemiz gereken bazı kulluk görevlerimiz vardır ki bunların başında namaz gelir. Namaz dinin direğidir. İşte biz kulluğumuzun bir gereği olarak namaz ibadetini yerine getiririz. Allah ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurarak kulluğun insanın yaratılış amacı ve temel görevi olduğunu bizlere anlatıyor. Çünkü Allah bizi kendisine kul olalım diye yaratmıştır. Dördüncü sorum, Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle, diğerlerinden sorumluluğun kalktığı secde ve rükusu bulunmayan bir namazdır. Bu bilgilerin hangi namazla ilgili olduğunu yazınız. Bu bilgiler elbette cenaze namazıyla ilgilidir. Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle, Diğerlerinden sorumluluğun kalktığı namazlara farz-ı kifaye namazlar denir ki işte bu namaz cenaze namazı farz-ı kifayedir. Nedir bu? Ölen mümin cenaze namazını bir grup Müslümanın kılması yeterlidir. Böylece farz yerine getirilmiş olur. Ancak ölen Müslümanın cenaze namazı o bölgede yaşayan hiç kimse tarafından kılınmazsa orada yaşayan tüm müminler bundan sorumlu olurlar. Buna farz-ı kifay denir. Bir de farz-ı ayın var ki o da beş vakit namazdır. Tüm Müslümanlar kılmalıdır. Beşinci sorumuz. İslam'da namazlar farz, vacip ve nafile olmak üzere üç gruba ayrılır diyor. Bu namaz çeşitlerinden her birine birer örnek yazınız. Beş vakit namaz farz olan namazlardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Vacip olan namazlarsa yatsıdan sonra kılınan vetir namazı, Ramazan ve kurban bayramlarında kılınan bayram namazlarıdır. Nafile namazlarsa farz namazlardan önce ve sonra kıldığımız ve peygamberimizin bize kılmamızı tavsiye ettiği diğer sünnet namazlardır. Altıncı sorumuz. Ahmet'in namaz kılarken yapmış olduğu hataları bularak doğrularını numarasını belirterek yazınız diyor. Ahmet akşam namazının farzını şu şekilde kılmıştır. Akşam namazının farzı 3 rekattır biliyorsunuz. Birinci rekatta ne yapmış? Birinci rekatta Allahu Ekber diyerek namaza durmuştur. Burası doğru. Sübhanike duası, Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuştur. Doğru. Daha sonra ruku ve secde yapıp ikinci rekata kalkmış. Tamam. Doğru. İkinci rekatta Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuş. Doğru. Ruku ve secden sonra oturmuştur. İki rekattan sonra oturulur namazlarda. Doğru. Bu esnada tahiyyat ve salli barik dualarını okuyarak. Hayır. İkinci rekata oturduğumuz zaman farz namazlarda salli bir arık okunmaz. Sadece ettehiyyatü duası okunur. Burada yanlış yapmış. Dördü işaretleyelim. Üçüncü rekata kalk. Üçüncü rekatta yine Fatiha ile Kur'an'dan bir sürü okumuş. Farz namazların üçüncü rekatında sadece Fatiha okunur. Dolayısıyla Kur'an'dan herhangi bir sure ya da ayet okunmaz. Burada da yanlış yapmış. Sekizde ise kade ahiretine oturup tahiyat salli barik, rabbena dualarını okumuş ve selam vererek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazını tamamlamış. Geri kalanı doğru yapmış Ahmet'imiz. Allah kabul etsin inşallah. Bundan sonraki namazlarını daha doğru kılar, daha çok dikkat eder. Yedinci sorumuzda Ayşe'nin Ramazan ayında en sevdiği ibadetlerden biri teravih namazıydı. Çünkü bu namaz vesilesiyle arkadaşları ve komşuları bir araya gelerek hepsini görmüş oluyordu. Ayrıca teravihte omuz omuza Allah'a yöneldiği arkadaşlarıyla gönül bağı kuruyor. Namaz sonrası onlarla sohbet etme imkanı da buluyordu. Bu parçaya göre cemaatle namazın insana katkılarından birini kısaca açıklayınız. Nedir burada Ayşe cemaatle teravih namazını kılıyor değil mi? Çok seviniyor 20 rekat olarak. Cemaatle kılınan namazlarda insanlar camilerde toplanıyorlar. Allah'a, peygambere, dine inanmanın, aynı kıbleye yönelmenin hazzını birlikte yaşıyorlar. Bu da neyi getiriyor? toplumumuzda birlik, beraberlik ve kaynaşmayı güçlendiriyor diye yazabiliriz. Evet şimdi geçelim ikinci senaryomuza. Birinci sorumuzda ben konuştuğumda doğruyu, hak ve hakikati söylerim. Bu hadisin peygamberlerin hangi sıfatları ilişkilendirilebileceğini yazınız. Sevgili arkadaşlar peygamberlerin sıdk sıfatları vardır ki o doğru olmak demektir. Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst kimselerdi. Onlar ister görevleriyle alakalı hususlarda isterse günlük hayatla ilgili konularda olsun asla şakayla dahi olsa yalan söylememişlerdir. Zaten yalan söylemiş olsalardı insanların onlara inanması da mümkün olmazdı. Hz. Musa ve Hz. Davud'a gönderilen kitapların isimleri Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. Davud'a da Zebur gönderilmiştir. Namazın insan davranışları üzerinde olum etkilerinin olduğu an suresi 45. ayette şöyle vurgulanır. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar. Bu parçaya göre namaz insanı ne tür davranışlarda yönlendirir? Şimdi bu ayetimizi biraz açıklarsak sevgili arkadaşlar. Bu ayetimize göre gerek abdest almak, kıraat yani okumak, rüku yapmak, secde yapmak, namazı tadili erkana göre yani uygun bir şekilde kılmak, ve namazın zahiri şartlarına, rükünlerine dikkat ettiğimiz zaman o namazı ihlas, huşu, takva gibi manevi şartlarına özen göstererek kıldığımız zaman o namaz erdemli toplumları edepsizlik yapmaktan, hayasız davranmaktan, kötülük yapmaktan uzak tutar. Bunlar Müslüman toplumun ve Allah'ın tutum ve davranışlardan uzak durmamız gereken davranışlardır. Dolayısıyla ayetimizde namazın ahlaki tesirlerine, kötülüklere karşı koruyucu özelliğine işaret ediliyor. Namaz kıldıkları halde hak, hukuk gözetmeyen, edep ve ahlak kurallarına uymayanlara da dolaylı bir uyarı yapılıyor. Sizler kısaca şöyle de yazabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Allah'ın emri beş vakit namazı kılacağız. Namaz kıldığımız zaman da Allah'ın kitabında, peygamberimizin sünnetinde ve toplumların Türk toplumunun işte Müslüman olduğumuz için kötü görmüş olduğumuz bütün çirkinliklerden, kötülüklerden uzak duracağız. İşte gıybet yapmayacağız, dedikodu yapmayacağız, içki içmeyeceğiz, yalan söylemeyeceğiz. Ramazan ayın özgüdür. Bu ay boyunca yatsı namazının son sünnetiyle vitir namazı arasında kılınır. Bu bilgilerin hangi namazla ilgili olduğunu yazınız. Bu namaz teravih namazıdır. Teravih namazı hem erkekler hem de kadınlar için kılınması sünnet olan bir namazdır. Peygamberimiz bu namazı kılmaya önem vermiştir. Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Ramazan ayında yatsı namazın son sünnetinden sonra başlarız. Vitir namazı 3 rekatlık vitir namazına kadar 20 rekat olarak kılarız. Allah kabul etsin. Altıncı sorumuz. Cuma günü camilerde cuma namazı kılınır. İçerisinde hutbe olan ve haftarlık kılınan farz namazı soruyor. Bu da cuma günü Cuma günü öğle namazının yerine erkekler camilerde Cuma namazını kılarlar. Eğer yer olursa kadınlar da gidip Cuma namazını kılabilirler. Ama yer olmasa kadınlar evlerinde öğle namazını kılarlar. Cuma namazı da erkeklere o Cuma günü öğle namazı yerine kılmaları farzdır ve camilerde kılınır. Sünnet olarak kılınan dört rekattı bazı namazların her rekatında Fatiha ile birlikte Kur'an'dan bir bölüm okunur ki buna iki örnek veriniz. İkindi namazı ile yatsı namazı dört rekatlık sünnetlerinin her rekatında Fatiha ile bir zamm sure okunur. Üç rekat olarak kılınan namazları yazınız. Vitir namazı vacip namazdır. Akşam namazı da farz namazdır. Üç rekat. Sabah namazının e, farzının kılınışını yazınız. Erkekler kâhmet getirip niyet eder. Kadınlar da direkt niyet ederek Allahu Ekber der. Ellerimizi bağlarız. Birinci rekatta Allahu Ekber diyerek namaza durduk. İkinci olarak Sübhaneke duasını, üçüncü olarak Fatiha suresini ardından da kısa bir sure okuruz. Daha sonra Allahu Ekber diye rüküye gideriz. Üç defa Sübhan Rabbi lazım. Semi Allahu Lümen Hamideh der. Tekrar Allahu Ekber der. İki defa secde yaparız. Sübhan Rabbiye ala diyerek. İkinci rekata kalkarız. Fatiha suresiyle yine kısa bir sure okuruz. Ardından yine aynı şekilde rüku ve secdelerimizi yapar otururuz. Oturunca tahiyyat duasını okuruz. Üçüncü rekat Allahu Ekber diye kalkarız. Üçüncü rekatta sadece Fatiha suresini okur. rüku ve secdemizi yaparız. Tekrar Allahu Ekber diye oturduktan sonra da kadi Ahiret. bu son oturuştur. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena ve Rabbena afili dualarını okuyarak namazımızı bitiririz. Ve böylece dersimizi de bitirdik. Sevgili arkadaşlar. Tüm derslerinizde hepinize başarılar diliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.